Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri ve lev asîran. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâletin finnâr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımız, meşayih efendilerimizin bu cami-i şerifi yapanların, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu cami-i şerifte can güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın, hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin, geçmişlerin ervahı için el-Fatiha. İtedimu biz zeyti. Zeytin yağını katık edininiz. Biz her şeyi okuyacağız. Her konuyu okuyacağız. Bu Gümüşhaneli Hazretleri, bu caminin önünde yatan Gümüşhaneli Hazretleri her konuyu size öğretecek. Öyle hadisleri toplamış eserine. Şimdi yemek, hangi şeyleri yiyelim? Mutlaka bunu yiyin değil. Bakın bu bir peygamberimiz hadisini duyuruyor ki fayda var bunda. İtedimu biz zeyti. Zeytin yağı, zeytinden sıkılmış halis zeytin yağı. Efendim asidini düşürmek için içine bir takım şeyler katıyorlar. O değil. Zeytinden sıkılmış halis zeytin yağı. Halis zeytin gücü, kuvveti alınmamış. Halis şifadır. Onunla diyor katık edininiz. Katık edininiz. Ekmeğinizi bandırın yiyiniz. Ve dehinu bihi. Onunla yağlanınız, cildinizi, saçınızı. Fe innehu yahrucu min şeceratin mübareke. Çünkü bu zeytin ve onun yağı mübarek bir ağaçtan, zeytin ağacından çıkar, ayrılır. Bu bereketlilik, mübareklik yağında da vardır, zeytininde de vardır. Zeytinin mübarekliği nereden gelir diye mutalaalar serdetmiş. Biliyorsunuz Kudüs, Mescid-i Aksa çok mübarek bir yerdir. Çünkü Kur'an'da sabit. Sübhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil haram ilel mescid-i aksa ellezi barakna havlehu, barakna havlehu. Mübarek yerlerdir oraları. Şimdi tabii Yahudilerin şeyinde o mübarek yerlerde de görmüşsünüzdür televizyonlarda zeytin yetiştiriyorlardı da İsa Aleyhisselam'ın da böyle zeytinlerin dibinde ömrü geçmiş. Orada mübarek yerlerde genellikle diyor genellikle hemen hemen sanki orada yetişir. Oradan o topraklardan bereket almıştır. Mübarekliği oradadır. Şifadır. Şifadır. Mübarekliği oradadır. İki burada söylüyor. Uzun ömürlüdür. Yandığı zaman isi azdır diyor. Başka odunları yaktığınız zaman her tarafı is yapar. Zeytini dene istersen. Burada o bilgileri vermiş. İsi azdır diyor. Bereketli bir ağaçtır diyor. Onun zeytinini yiyiniz. Yağını katık ediniz. Yağıyla saçınızı, cildinizi yağlayınız. Şimdi bu hadisi tabii yerine göre kullanacağız. Arabistan'da çölde sıcaklık 60-70 dereceye varıyor.
Böyle yerde şimdiki gibi senin kremlerin falan yok. Zeytin şifalı bir şey yağı. Yüzünüze, cildinize sürdünüz mü korur. Cildinizi korur. Biliyorsunuz kanser yapıyor güneş ışığı. Başka hastalıklar yapıyor. Onulmaz dertler açıyor. Zeytinyağıyla yağlayın derinizi diyor, saçınızı diyor. Burada da bilgi veriyor ki soğuk ülkelerde bu tersine olur diyor. Soğuk ülkelerde yağlarsanız tutulur kalır değil mi? Donar çünkü. Yerine göre kullanacaksınız diyor. Onu da söylemiş. Evet. Abdübni Hümeyd Ukeyli Hakim Müstetrekinde Beyhaki Şuabul İmanında Dara Kudni Hazreti Ömer'den bu hadis-i şerifi nakletmiş. Keza Ahmed İbni Hanbel Zeyd İbni Eslem'den nakletmiş. Buhari'de de benzeri hadis vardır diyor. Evet. Zeytinyağı şifalı bir şeymiş. Halisi olacak ama katık edinin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de bu hadisi size okuduk. İttakul amel fakat gafara lekum ma mada. Yaptığın işte Allah'tan kork, Allah senin geçmişini affetti. Bu hadisi nerede söylemiş? Hac sırasında söylemiş. Peygamberimiz kime söylemiş? Hazreti Hüseyin'e söylemiş. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e söylemiş. Arafat'ta biliyorsunuz hacılar dünyanın dört bir tarafından Arafa günü öğleden sonra bayram birinci günü imsak vaktine kadar zamanda mutlaka hacı olmak için Arafat meydanına uğramak lazım. Arafat bölgesine bir saniye bile oraya girip çıkmak lazım. Yoksa hacı olamazsın. Orada Allah'ın rahmetinin en çok coştuğu yer orası. Arafa günü orası. Öyle Allah'ın rahmeti coşarmış ki, coşarmış ki. Burada hadisler var. Ben size bunun meallerini aktaracağım. Kim varsa hepsinin günahlarını affettim meleklere, görev meleklere. Hepsinin günahlarını affettim buyurmuş Allah. Melekler derlermiş ki içinde şöyle düşünenler var, böyle düşünenler var. Şu maksatla gelenler var. Olsun. Hepsinin affettim günahı diye müjdeli haberler var. Tabii bazı alimler kul hakları bunun dışındadır. Borçlar bunun dışındadır. Mesela namazı kılmamış adam hacca gitmiş. 10 senelik borcu var. Arafat'ta silinir mi? Hayır diyor. Silinmez. Allah'ın orada affettiği bir namazı özürsüz olarak zamanında kılmamak, başka zamanı ertelemek büyük günahtır. Aha bu silinir. Sonraya ertelediğinden dolayı özürsüz. O günahı silinir. Ama 10 senelik kılmadıysa 10 senelik ödeyecek kazaları, farzları kaza edecek, ödeyecek. O kalır. Türkiye'de şu falancıya şu kadar, falanca şu kadar borcu var. Boş adam hacca gider mi? Gider. Karşılığında malı vardır. Gider. Karşılığında malı olmasa da gider. Fakir adam Kabe'ye vardıysa hacı olur. Önemli olan oraya varmak, Arafat'ta dua etmek, Kabe'ye dönmek. Hacı olur. Ne şekilde gittiyse bu hacı olur. Zenginlik buradan gidiş geliş para için lazımdır. Şartı bu değildir. Evet şimdi orada Allah her şeyi affetti. Yok. Paranı ödeyeceksin yine. Zamanında ödememişsen, mesela birisinden para almışsın, zamanında ödememişsin. Bu zulümdür. Bunları affeder Allah orada. Ama paranın aslı, borcun yine durur. Yine ödeyeceksin. Gelir gelmez hemen ödeyeceksin. Evet, namaz kaza, namazların borçlarını ödeyeceksin. Tehir günahı affolunur. Yoksa Allah'ın hakkı ve kulun hakkı kalır diyorlar. O gün Allah'ın rahmeti öyle coşarmış ki şeytan bile orada duruyor. Batnı Urane, Urane vadisi var orada. Yine oradaki hacıların hacılıklarını elinden almak için hiç gitmiyor. Her yere geliyor o. Orada görünmüş. Diyor ki şeytanı bu kadar sarı, sıska, kambur belli, titrek
betbenizi atmış böyle titrerken görmemiştim. Çünkü lebbeyk Allahümme lebbeyk bağırdıkça belini kırarmış, beline vurulurmuş onun. Evet, beline. Hacılar bağırdıkça böyle sapsarı, sıska, titreyen halde gördüm diyor. Hacıları Allah öyle affeder ki Allah diyor. O bile umuda gelir, parmağının üstüne dikilir, ben de buradayım diye diyor. Halbuki şeytan racimdir, kovulmuştur, rahmetten kesilmiştir, ebediyen mahrum kalmış bir yaratıktır şeytan. Daha orada affedeceği falan yok. Ama Allah'ın Arafat'ta affı öyle coşarmış ki onu görünce beni de affeder diye göstermiş kendini. Peygamber de öyle söylüyor. Allah hepimize en kısa zamanda oraya gidip yürekten dua etmeyi nasip etsin. Yürekten dua etmeyi nasip etsin inşallah. Şimdi o öyle de hacca gidenlerin böyle siliniyor. Tabii helal paraysa, gittiyse. Helal parayla gitmedi mi? Lebbeyk çektikçe melekler demiyor. La lebbeyk ve la sadek. Sus. Yalan söylüyorsun. Yedin haram, içtin haram, cebindeki para haram, giydin haram. La lebbeyk ve la sadek. Sana mutluluk da yok, lebbeyk de yok. Hadi. Derler ama adam duymaz diyor. Evet, böyle hadisler var. Helalından sırf rızayı bari için giden insanız. Hepimizin hatası olabilir. Orası böyle bir muazzam bir duaların kabul olduğu yer. Bir de şimdi bu hadis nerede söylenmiş? Hazreti Hüseyin Efendimizle Peygamberimiz tavaf ediyorlar. Öyle söylüyor burada. Tavaf ederlerken bir ak yağmur başlamış, şakır şakır böyle. Yağmur yağarken demiş ki Hüseyin'e, İttakul amel, tavaf ederken dikkatli ol. Hac işlerinde dikkatli ol. Yaptığın işlerde, kıldığın namazda, oruçta hepsinde dikkatli ol. Alışverişte dikkat, hepsinde şumulu var hepsi. Tabii burada orada söylenmiş ama geneldir hükmü. Her şeyde Allah görüyor, biliyor, işitiyor de sağlam yap işini. Dikkatli ol. Fakat gafara lekum ma mada. Geçmişi Allah affetti. Demek ki şimdi bunları bilmedin mi? Bilmedin mi zor iş. Haçta Allah veriyor. Şimdi kış günü ya. Orada yağmur zamanı. Yazın hiç yağmıyor. Bazen nereden bulunup geliyorsa kara bulutlar geliyor. Bir başlıyor şakır şakır yağmur. Bizimki bu uyuş uyuş yağmıyor. İri yağmur yağıyor böyle. Birden sel oluyor her taraf. Hacılar hepsi kaçıyor içeriye. Akılsız bak. Yağmurun altında tavaf ederken ne demiş peygamber? Günahların silindi evladım demiş. Niye kaçıyorsun? Dön, daha çok dön. Rahmet deniyor yağmura. Bilmeyen kaçıyor. Kaçma. Yok. Yağmur altında dönerlerken Hazreti Hüseyin'e böyle söylemiş. Geçmişin silindi demiş. Yaptıklarına dikkat et. Her şeyi Allah görüyor, biliyor diyerek usulüne göre yap. Şimdi silindi. Yağmur yağdı. Dan dolayı mı dedi, ne dedi ama o anda söylemiş. O yağmurun altını tavaf ederken söylemiş. Bunu da kaydediyor. Bunu da kaydediyor. Allah nasip eder de giderseniz yağmur yağdığı zaman koşun, tavaf edin. Peygamberimizin bir kere sünneti, yağmur yağarken dönmüş baksana. O kaçmamış. Kaçmamış. Bazıları da hemen oğlunun altına giriyorlar yıkaranacağız diye. Birbirlerini yiyorlar, eziyorlar. O da yanmış. Ya zaten Allah ısladıp durur. Altın oluktan atınca, akınca başka mı oluyor? Değil mi? Bir de o var şimdi. Onun kavgasını yapıyorlar. Sen tavaf etmeye bak o sırada. Dua etmeye bak. Yağmur evvelinde edilen dua geçerlidir. Duanın geçerli anlardan birisidir. Çünkü her yağmur damlasıyla 1943'lerde basılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış Ahmet Hamdi Akseki rahmetli hocamızın İslam fıtri tabii bir dindir kitabında da var. Her yağmur damlasıyla melek iner yeryüzüne. İslam inancı böyledir. Melek rahmet getirir, bereket getirir. Onun için bizim Türkler yağmura ne deriz? Rahmet deriz. Rahmet.
Evet, rahmetten kaçma, içine git, tavaf et. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İbn-i Mace Beyhaki Şuab-ül İmanında Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Öyle diyor Hazreti Enes. Resulullah Semiyutul Hüseyin. Hüseyin ibnel Resulillah. Resulullah'ın oğlu Hüseyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu değil. Torun ama kendi de oğlum diye hitap edermiş onlara. Müslümanlar da sahabi de oğlu derlermiş onlara. Resulullah'ın oğulları derlermiş. Onun oğlunu dinledim. Böyle söylemişti. Evet öyle diyor burada. Künnâ ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hüseyin'in sözü burası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber fit tavafi tavaftaydık. Fe asâbena es-semâ. Evet. Fe asâbetne es-semâ'u. Sema bize isabet etti. Yani yağmur yağdı da Resul-i Ekrem böyle söyledi. Hadisi o zaman irat buyurdu diyor. Ben de size bunları aktardım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. İzenu lin nisai billeyli ilel mescid. Geceleyin kadınların camiye gitmesine izin verin. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Ama bir başka hadisinde ve buyutuhunna hayrun lehunna. Kadınların evde namaz kılmaları, hatta evinin en köşesinde namaz kılmaları onlar için daha hayırlıdır diyor. Öyle hadis de var. Öyle hadis de var. Geceleyin müsaade edin diyor. Niye geceleyin müsaade edin diyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadın erkek karışımı sebebiyle birbirlerine bakmaları, birbirini çarpmaları, sürtünmeleri gibi nedenlerle istenmeyen nahoş duygular doğabilir. Nahoş, hain bakışlar olabilir. Bunları istemiyor. İstemediği için kimse kimsenin görmeyeceği gece diyor müsaade edin diyor. Bunlar olmasın diye. Bunlar olmuyorsa bir şey demiyorum. Ondan dolayı fıkıh kitaplarında kadınların namaza gitmesini iyi görmezler. İyi görmezler. Bunlar olur diye. Olmuyor hocam bunlar. Tamam, problem yok. Olmuyorsa. Olursa diye söylüyorlar. Olursa diye. Olup olmadığını ben bilmem. Onları siz bilirsiniz. Tabii caminin yolları ayrı olursa, camiden çıkarsan mesela cuma günü camiden çıkarken adam aniden herkes hücum ediyor. Mühendis de herhalde cuma kılmıyor mu ne? Koca camiye küçücük kapı yapıyor. Millet birbirini eziyor. Orada kadın olsa iyi olur mu? İşte peygamber bunu düşünerek gitmesin. Evleri daha iyidir diyor. Yok yolları ayrı hocam, kimse kimseyi görmez, problem değil. Bir şey söylemiyoruz. Ben kadınlara cami gelmeyin demiyorum şimdi. Fıkıh kitaplarında diyor ama. Neden demiyorsun hocam? Çünkü ben camiye gelmeyin desem mağaza mağaza koşturuyorlar. Şey almak için, süveter almak için, ayakkabı almak için. Mağaza mağaza koşturduğuna göre camiye de gelsin bari. Camide hiç olmazsa bir vaaz dinler, Kur'an dinler. Ben camiye gelmesin dedim, camiye gelmedi. Cami ama çarşıda dolaşıyor. Çarşıda dolaşmayan kadın var mı şimdi? Mesela çok sıkı giyinmiş. Pazarda bir kuruş aşağı alacağım diye elin herifinle böyle yat yat yarışıyor. Üstündeki kapalılığı anlamıyorum o zaman ben. Benim kafa şey diyor yani, karışıyor. Hem güzelce örtülmüş hem de elin adamıyla böyle nasıl mücadele ediyor. Üst pahalı diyorsun, aşağı diyorsun diye. Şimdi bundan yapıldığına göre müsaade edin camiye de gelsin bari de. Hiç olmazsa bir vaaz dinlesin, Kur'an dinlesin diyorum. Peygamberimiz de bu hadis-i şerifinde kadınlara geceleyin müsaade edin derken o işte karışıklıklar olmasın, olur diye geceleyin müsaade edin diyor. Müsaade edin diyor. Hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Hibban, Abdullah İbn Ömer'den nakletmişler. Übâyi'ukum. Ben sizinle biatlaşıyorum.
biatlaşacağım, biatlaşıyorum. Ala enne teşteriku billahi şey'en, Allah'a şerik koşmamanız kaydıyla ve la tesruku, hırsızlık yapmamanız kaydıyla ve la teznu, zina etmemeniz kaydıyla ve la taktulu evladukum, çocuklarınızı öldürmemeniz kaydıyla ve la te'tu bi bühtanin tefterinehu beyne eydikum ve erculikum, ellerinizin ayaklarınızın önündeki apış aranızdaki olanları iftira etmemeniz kaydıyla ve la ta'suni fi ma'rufin, maruf Allah'ın emrine rızasına uygun işlerde bana isyan etmemeniz kaydıyla sizinle biatlaşıyorum. Ve men vefa minkum fecruhu alallah. Bu biatına, bana bu şartlarda söz verip de Müslümanlığa girmiş olana şartları yerine getirdiği zaman onun icrini Allah verecektir, sevabını. Mutlaka ahirette verecektir. Ve men asabe min zalike şey'en feuhize bihi fid dünya, dünyada Allah'ın emirlerine aykırı mesela zina etmiş, ondan sonra diyelim hırsızlık etmiş, iftira etmiş, İslam hukukuna göre, Kur'an'a göre zinanın cezası var, hırsızlığın cezası var, iftiranın cezası var. Yakalanmış, kadı, hakim karar vermiş, suçu sabit görülmüş, mahkum etmiş, ceza uygulanmışsa diyor uhize bihi, bu nedenle kendisi yakalanıp cezalandırılmışsa ne olur? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki fehuve lehu keffaratun ve tahurun, dünyada cezasını çekmesi onun için kefaret olur, işlediği suçun günahını affettirir, temizleyici olur, suyun kirleri yıkadığı gibi temizleyici madde olur. Ahirette inşallah sormaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle söylüyor. Dünyada böyle suç işlemiş de cezasını çekmiş olanlar o ceza kefareti olur, ahirete kalmaz diyor Peygamber. Ama hepsinde mi? Burada tabii tam içinden çıkılamıyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ve men katele mu'minen müteammiden fe cezauhu cehennemu. İmam-ı Azam'a soruyorlar, Peygamber'in böyle hadisi var, suç işleyen dünyada ceza çekince kefaret olur, katile ne diyorsun? Bile bile katil, taammüden adam öldürmüş, kasten, hatan değil, özrü müzrü yok. Ayet var diyor, bile bile taammüden bir insanı, bir mümini öldürenin cezası fe cezauhu cehennemu, cezası cehennemdir dedi Allah. Ben bir şey diyemem diyor. Es geçiyor. Öldürme dışındaki suçları Allah affeder. Allah affeder. Dünyada ceza çekilmişse mesela hırsızlık suçunda ceza ne? Çaldığın şeyi ödeyeceksin. Ondan sonra bir de bir ceza var. Ağır bir ceza var. Onu da çekeceksin. Ahirette yanmayacaksın. Ama ödemedin herifin parasını, öbür tarafta mahşerde yine alacak. Kul hakkına karışmıyor Allah. Kul hakkına karışmıyor. Yine alacak senden. Onun için başkasının hukukunu vaktiyle gafil iken, Allah'tan uzakken, öyle bir hayat sürerken bir sürü adamın hakkını geçirdin. Aklın başına geldi. Bulacaksın onun mirasçılarını. Alın arkadaş. Alın arkadaş. Bu sizin, benim borcum. Alın. Helalleşeceksin. Bulamadım hocam. Amme hizmetlerine vereceksin. Ki öbür tarafta hakkın ne olsa alacak ya. O amme hizmetlerine yaptığın hayırdan gelecek, devamlı gelecek hayırdan nasibini alsın da ağzı sussun diye, davacı olmasın diye. Şimdi burada bir önemli mesele daha var. Şimdi alimler diyorlar ki bir adam mesela çok güzel mümin, namazı abdestli ama her insan gibi şaşmış. Bazı kul haklarını çiğnemiş. Kul haklarına Allah karışmıyor. Orada şu ihtimal var diyor. Bak ihtimaldir bu. Mutlaka böyledir değil. Müminse alacaklı olan, karşı tarafta da mümin, bu da mümin.
O alacaklı mümine diyebilir ki Allah muhtemeldir. Allah'a kimse karışmaz. Allah nasıl bizi öyle yapar? Muhtemeldir ki gel ey mümin, bundan alacağını alma, sana cennette derece vereceğim, vereyim der. Sen de razı olursun. Derdin için cennete gitmek. Razı eder seni, öteki adam da cehenneme gitmekten kurtarır. Bu ihtimaldir diyorlar, yapabilir. Ama bir gayrimüslimin, yani Kur'an diliyle kafirin kul hakkını tecavüz etmezseniz, gel ey mümin bu kafir değil alacağından, gel ey kafir alacaklı, müminde alacaklı. Gel ey kafir bu mümindeki alacağından vazgeç, seni cennetine koyayım diyemez. Çünkü kaç tane ayet var. Kafirler ebedi cehennemliktir. La halaka lehum, onların ahirette zırnık nasipleri yoktur diye. Kaç tane ayet var. Onun için gayrimüslimlerin, kafirlerin hakkını, kul hakkını yemek, Müslümanın hakkını yemekten daha tehlikelidir diyorlar. Müslümanınki de tehlikeli de, onda bu barıştırma imkanı da kalmaz diyorlar. Orada da herkes, ana baba günü, cehennemi görüyor herkes. Cenneti de görüyor. Cennet ne güzel. Cehennem aman ne çirkin, ne kötü. Kükrüyor böyle. Ve izel cahimu su'irat. Kükrüyor böyle yanardağlar gibi. Şimdi yanardağlar fışkırıyor görüyorsunuz. Uuu falan diye. Aynen öyle. Ve izel cahimu su'irat. Görüp durursun. Yağın eriyor böyle. Ödün kopuyor. Şimdi cehennemin de 7 tane şeysi var. Tabakası var. Eğer adamdaki hakkını alırsa bir üst dereceye çıkacak. Hiç bunu vazgeçirmeyin ki yavur senden, kafir senden. İşiniz zorlaşır diyor. Alimler, kafirin hakkını yemekten daha çok sakının. Ödeşme imkanı kalmaz çünkü. Dünyadayken gidersin, şu olur bu olur ama bulamadığın zaman ne yapacaksın? Evet, böyle olanlara da tabii sonra da aklı başına gelmiş olanlara da bazı alimler diyorlar ki amme hizmeti, kamuya, bütün insanlara hizmet, yarar verecek hayırlar, ha, parasını sarf et. Öylece alacağını oradan tahsil etsin de sen ortada kalma gibi şeyler söylüyorlar, çare söylüyorlar. Evet, en güzeli uyanık yatmak lazım. Korkulu rüya görmektense kul hakkı yememek lazım. Hayvan hakkını yiyelim mi? Asla. Neden? Benim hakkımı yeseniz gelirsiniz hoca, özür dilerim, ben sana şöyle kabalık yaptım, şöyle yaptım, gönlüme dersiniz, helallaşırız. Hayvanın hakkını yemişseniz, hayvana zulmetmişseniz, kim konuşuyor içinizde, hayvanla konuşan var mı? Hakkını helal et filan diye ineğe, davara, koyuna. Zor değil mi iş? O eleği hiç olmayan, o dilsiz hayvanların hukukunu çiğnemekten, insan haklarını çiğnemekten son derece kaçınmak lazım. Allah Erhamur Rahimin, iyi niyetini gördü mü? Bak Arafat'a gitmiş, melekler diyorlar ki bu şöyle bu, karıştırmayın diyor. Hepsini silin, kendi haklarını silebilir. Peygamber haber veriyor. Allah bilir tabii. Faalun lima yurid. Allah ne istiyorsan istediği gibi yapar. Kimse ona karışamaz. Bu umut var ama insanlar sana verirse kendi gidecek ateşe. Verir mi? Can benim candır. Oğlan derde düşecek. Hatun derde düşecek. Erkek koca derde düşecek. Kardeş derde düşecek. Can benimden diyecek. Hakkım ver diyecek. Kimden? Kocasından. Kimden? Karısından. Oğul anasından. Anası oğlundan, hakkım ver diyecek, can benim can diyecek, böyle. Bu durumlara düşmemek için birbirimize karşı, yakınlarımızdan başlamak üzere tüm insanlara karşı dikkatli davranmalıyız, akıllı hareket etmeliyiz. Böyle bir güne inanıyoruz biz, mahşer denilen büyük hesap gününe. Orada utandıracak bir duruma düşmemek için, zor durumda kalmamak için Peygamberimizin bu açıklamalarını, hadislerini duyup kulağımızı küpe edip adımımızı ona göre atmamız gerekir. Akıllı adam böyle yapar. Allah bizi akıllılardan eylesin. Güzel müminlerden eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
bu nurlu sözlerini kendine rehber edinerek hayatında Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine uygun yaşamayı, Efendimiz'in şefaatini, sevgisini kazanmayı nasip eylesin.